Merhabalar. Bir sağlık programıyla daha karşınızdayız. Konuğum yine yakın arkadaşım, meslektaşım, operatör doktor Ertan Öztürk. Hoş geldin Ertan. Hoş bulduk Aylin, teşekkür ederim. Yine kaldığımız yerden devam ediyor gibi olacağız aslında. Bir önceki programda size ana hatlarıyla tüp bebek tedavisini anlatmıştık. Şimdi de spesifik, özellikle hasta gruplarında tüp bebek tedavisini nasıl yapıyoruz? Biraz bundan bahsedeceğiz. Konuları teker teker ele alacağız. İlk konumuz azalmış over rezervi. Yani yumurtalık fonksiyonları hangi yaş grubunda olursa olsun azalmış kadınlarda tüp bebek tedavisi yaparken nelere dikkat ediyoruz? Önce tabii ki ana başlığımızı bir konuşalım Ertan. Azalmış over rezervi ya da yumurtalık fonksiyonlarının azalması ne demektir? Şimdi bunu kabaca şöyle anlatabilirim. 40 yaşından önce normalde olması gereken yumurta rezervinden çok çok az yumurta görülmesine biz azalmış yumurta rezervi diyoruz. Tabii bu şimdi biraz çağımızın sorunu gibi olmaya başladı. Çünkü eskiden biz bu durumu çok nadir görüyorduk. Benim asistanlığımda muhtemelen sen de aynı fikre katılacaksın. Gördüğümüz zaman hemen böyle toplanır, özellikle incelerdik. Ama şimdi artık maalesef her 10 kadından, 11 kadından birinde çok bunu yaşamaya başladık. Evet. Ve yaş giderek düşmeye başladı. Yani 20'li yaşlarda, 25'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda erken yumurtalık yetmezliğiyle çok hasta karşımıza gelmeye başladı. Bizim erken yumurtalık yetmezliği ya da premature ovarian failure dediğimiz şey erken menopoz. Evet. Ve bu yani hastalarımız şaşırmasınlar, 20 yaşında bile erken menopoz görüyoruz. Evet. O yüzden özellikle azalmış over rezervi ne demek sormak istedim. Azalmış over rezervi o zaman beklenenden çok az yumurtalık fonksiyonlarına sahip olmak demek. Evet, evet, yaş itibariyle. Bunu şöyle açıklamak ve anlatmak istiyorum. Şimdi fizyolojisine de bakacak olursak aslında yumurta anne karnında kadınlarda belli olan sayıyla anneler doğuyor. Yani bunu ortalama kız çocukları en fazla yumurta sayısıyla doğuyor. Evet, 2-4 milyon gibi düşünebiliriz. Ve adet görmeye başladığı zaman bir kadın ortalama 400 bin yumurtası var diye kabul ederiz. Ve her ay bir yumurta geliştirirken bir yumurta harcaması olur ve tek bir yumurta geliştirmek için bile 1000 tane yumurta o havuzdan oluşur. Ve bir tane yumurta harcanmak birisi, için evet, bine yakın yumurta harcanır aslında. Ve bu tür durumlarda normalde 45-46 yaşında o yumurtalıktaki yumurta fonksiyonlarının rezervin azaldığını kabul ederiz. Ama artık biz bunu dediğin gibi 20'li yaşlarda, 25'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda görmeye başladık ve karşımıza çok çıkmaya başladı. Bir de tabii bilmenizi istediğimiz şey, bu da önemli. Zaten menopoz demek artık kadının yumurtlama fonksiyonunun bitmesi demek. Evet. Artık bir daha yumurtlayamayacak olması demek. Doğal olarak bunu erken yaşlarda gördüğümüz zaman buna azalmış over rezervi diyoruz. Evet.